Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz önemli destek bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz olan 9730 bölgesi altında haftayı kapatmış oldu ve bu durumda geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimaline doğru gideceği 9450 bölgesindeki en önemli destek bölgemize doğru geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu bölgede pazartesi günü için yapacağı işlemlerde öncelikle önemli destek bölgesi olarak 9615 bölgesini ara destek bölgesi olarak takip edebiliriz ve daha sonra da 9500 bölgesi var. Şablon bölgemizin alt noktası. Bu bölgelerin altına devam ederse şu bölgede bulunan önemli destek bölgesi 9450 bölgesi. Yani bu bölgenin altına geçtikten sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek burada bulunan alt destek bölgelerine doğru, yani 8750 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimali belirleyeceğinden dolayı burada en önemli destek bölgemiz olan şu bölgedeki 9450 bölgesidir. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek hızlı düşüşlerle devam etme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumları bu bölgede destek bularak yapacağı tepkisi hareketlerde tabii yukarıya devam edebilmesi için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 9730 ve bir önceki önem verdiğimiz 9850 bölgeleri direnç noktaları olarak takip edeceğimiz önemli bölgeler. Ara direnç bölgesi 9900 bölgesi. Bu bölge üzerine çıktıktan sonra 10.000 bölgesi yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini sürdürebileceği bir şablon durumuna dönüşeceği bölge. Şu andan itibaren 10.000 bölgesi önemli bir direnç konumuna geçmiş oldu. Buradan yapacağı tepkisel hareketlerde 10.000 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. Fakat 10.000 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayıp bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirecek. 10.000 üzerindeki kapanışlardan sonra yukarıya devam eden süreçte stop olduğu bölge olan 10.450 bölgesi en önemli direnç noktası. Bu bölgeye geçilmediği sürece yatay bir süreçte güç kazanma süreci devam edecek. 10.450 geçirdikten sonra yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalinin belirleyeceği 10.850 bölgesi var. 10.850 bölgesi üzerindeki kapanışlar yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini sürdüreceği bölge. O bölge üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarıya yükselişler devam etmeden tekrar geri çekilmelerle karşılaşıp bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu sürdürebilir. Bu hafta için en önemli durumumuz yukarıya tepkisel hareketlerin oluşup oluşmayacağı olacak. Şayet tepkisel hareketler gerçekleşmeyip geri çekilmeler devam ederse 9450 bölgesinde mutlaka stop yapmamız gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimalini oluşturarak devam eden bir süreç gerçekleşebilir. Dolar grafiğinde yukarıya yükselişleri devam ettirerek yakın hedef bölgemiz olan 34.25 bölgesine doğru yaklaştığını görüyoruz. Kapanış durumlarını takip ettiğimiz için 34.25 üzerindeki kapanışlardan sonra şablon bölgemizin ara direnç bölgesi olan 35 dolara kadar devam eden bir yükseliş durumu gerçekleşecek. Ve bu bölgedeki şablon bölgemizin üst noktası olan 35.90 bölgesi de yukarıya tepkisel hareketlerde hızlı bir şekilde test edebileceği bölge. Bu bölgede yapacağı tepkisel hareketlerde o bölgeyi test etme ihtimali oluşabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 33.50'yi 32.60 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Ons grafiğinde tekrar 2500 bölgesi üzerinde kapanışlarla haftayı kapattığını ve kısa tepkisel hareketle yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirdiği ve ara direnç bölgesi olan 2535 bölgesine
yaklaştığını görüyoruz. Bu tepkisel hareketi devam ettirerek 2535 bölgesini test edip üzerinde kapanışlardan sonra bir sonraki hedef bölgemiz olan 2565 ve 2600 bölgelerine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 2450 bölgesini belirledik. Özellikle 2450 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Şayet 2450 bölgesi altına geçişler oluşursa 2395 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Gümüş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kanal direncinde tekrar test ettiğini ve o bölgeye yakın kapanışla haftayı kapattığı için yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürdüğü ve şablon bölgemizin üst noktası olan 30 dolar bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yapmış olduğu zirve ve hedef bölgemiz olan 32.50 bölgesini test edebilir. Tabii önemli olan yakın zirve bölgesi olan 31.75 bölgesinin üzerine geçiş yapıp kapanışları sağlaması. Şayet o bölge üzerine geçişleri yapıp kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumları oluşabilir. Geri çekilme ve güç kazanma durumlarında bir önceki stop bölgemiz olan 29.50 en yakın destek bölgesi. Daha sonra 28.10 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 26.85 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da öncelikle 28.10 bölgesi altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Brent grafiğinde belirlediğimiz 75-50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutunmayı sağlayarak kısa bir tepkisel hareket başlatmış oldu. Bu tepkisel hareketi öncelikle 80 dolar üzerine taşıması gerekiyor. 80 dolar üzerine çıkış yaparak kapanışlar gerçekleşirse önemli ara direnç bölgesi olan 84 dolar bölgesine kadar devam edeceği bir tepkisel hareket oluşturur. 84 dolar üzerinde yapacağı kapanışlar yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturarak şablon bölgemizin üst noktası ve kısadaki zirve bölgesi olan 88.50'ye kadar devam edecek bir yükseliş durumu gerçekleştirip bu bölge üzerinde kapanışlardan sonra yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 91.50'yi test etme ihtimali, 91.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla da 95 ve 100 dolara kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Euro dolar grafiğinde belirlediğimiz 1.11 yakın hedef bölgemiz üzerine çıkış sağlayarak kapanışları gerçekleştirdiğini ve bir sonraki hedef bölgemiz olan şablon bölgemizin üst noktası olan 1.1365'e doğru yükselişleri sürdürme ihtimali, o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla da stop olduğu bölge olan kanal bölgemizin üst noktası 1.15'e kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini sürdüreceği şablon durumunu oluşturmuş oldu. Bu bölgede tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 1.10 bölgesi var. 1.10 bölgesi altına geçişlerden sonra 1.08 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 1.07 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle 1.08 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşmadığı sürece artık yukarıya yükselişlerin 1.15 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Platin grafiğinde 965 dolar bölgesinde bulunan bir önceki stop bölgesine tepkisel hareket oluşturmuş ve o bölgeye yakın kapanışlarını haftaya kapatmış.
Devam eden süreç içerisinde tepkisel hareketler de 1020 bölgesine kadar devam edecek tepkisel hareketleri oluşturabilir. 1020 bölgesi üzerindeki kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktasından 1050'yi test etme ihtimalini gerçekleştirip 1050 üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın hedef ve şu bölgede yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1100 doları test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla 1200 dolara kadar devam eden yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 900 dolar bölgesini yarı yarıya stop bölgesi, 873 dolar bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bitcoin grafiğinde 56.850 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizde tutunma hareketlerinden sonra yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip ara direnç bölgesi olan 62.500 üzerine çıkış sağladığını görüyoruz ve bu bölgede devam eden süreç içerisinde tutunmayı sağlayarak bir sonraki önemli direnç bölgesine doğru yani 68.500'e doğru bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 68.500 üzerinde kapanışlarla beraber güçlü yükselişleri oluşturabileceği şablon durumuna dönüşüp yakın hedef bölgesi ve yapmış olduğu zirve bölgemiz olan 73.700 ve 75.000 hedeflerine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 68.500 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilmeler oluşturup yarı yarıya stop bölgemiz olan şu an için en yakın destek bölgesi ve önemli destek bölgesi olan 56.850 bölgesine kadar dahi tekrar geri çekilmeler oluşabilir. O bölge altına geçişlerden sonra da tehlikeli durumlarla karşılaşma ihtimali ve kesin stop bölgemiz olan 53.550 bölgesine kadar tekrar geri çekilme durumlarıyla karşılaşılabilir. Bu bölge altına geçerse tehlikeli durumların derinleşme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olur. Yarı yarıya stop bölgemiz ve özellikle ara destek bölge olarak takip edeceğimiz bölgeler 62.750 ve en önemli ara destek bölgemiz olan 59.000 bölgesi. 59.000 bölgesi altına geçişlerden sonra derinleşme ihtimalinin çoğalacağı yarı yarıya stop bölgemiz olan 56.850 bölgesi ve o bölge altına geçişlerden sonra da derinleşme ihtimalinin artacağı 53.550 bölgesi önemli destekler. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra derinleşerek geri çekilmenin alt desteklere 50.000 ve daha alt bölgeye devam etme ihtimali oluşabilir. Yapacağı tepkisi hareketlerde 68.500 bölgesini test ederek bu ara bölge içerisinde yatay süreçte güç kazanma durumunu gerçekleştirebilir ve 68.500-56.850 bölgesi arasındaki süreç devam eder. 68.500 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir.